Hayır. Senin hiç ikizin var mı? Hayır. Yok, tek çocuğum ben. Ailen? Onlar Londra'da yaşıyor. Ya ben de buradaki işlerimi halledip onların yanına döneceğim zaten en kısa zamanda. Aa. Bana bundan bahsetmemiştin hiç. Yani çünkü öyle kısa zamanda halledebileceğim işler değil aslında. Uzun sürecek yani. Bir süre daha buralardayım. Ne iş yapıyorsun? Anneciğim, Alev'in acayip esrarengiz işleri var. Ben de bilmiyorum. Sürekli böyle çok önemli bir işim var deyip kaçıp gidiyor. Ya, böyle dededen kalma arsa işleri falan. Ya, çok önemli değil yani. Allah'ım, bu kız Tutkun'un aynı. Çok benziyor. Ama sesi farklı, tavırları farklı. Ama ya gözler? Gözleri değişmez ki insanın. Aynı bakışlar. Ay, aklımı kaçıracağım. Allah'ım sen bana yardım et. Meltemciğim, şu an seninle konuşacak durumda değilim. Yurt dışındayım ama söz dönüştesi uğrayacağım. Kapatıyorum. Niye konuşmadın anneciğim? Açmadım. Anne, baban nerede kaldı ya? Bilmiyorum ki oğlum. Aradım, meşgule attı herhalde, müsait değil. Hay Allah. Şimdi ben bir kez daha gelmek zorundayım size. ya istediğin zaman gelebilirsin Alevciğim. Değil mi anne? Tabii. Vallahi ben bayıldım evinize. Yani artık size sürekli gelmek için bahaneler yaratabilirim. Alev. Saçlarını yeni mi kestirdin? Yok. Ben 10 yıldır böyleyim. Bir şöyle bakabilir miyim? Tabii. Anne, ne yapıyorsun? Ay. Niye çektin kızın saçını? Ay, bir şey yapmadım oğlum. Yani şeyden... şimdi... böyle ben de yıllardır sarışınım. Sarı olunca saç yıpranıyor. He. Sağlam mı diye baktım. Anladım. Acıttımsa pardon. Anladım da anneciğim. Biraz. Bunun için kızın saçını çekmene gerek yoktu bence. Tamam, baktım kız kıza, şöyle şurada şey yapıyoruz. Neyse Emre'cim ya, önemli değil. Hakkında ne olursa olsun, yani böyle en ufacık bir bilgiyi bile öğrenmek istiyorum. Yani bunun bedeli neyse ödemeye hazırım ben. Tabii, siz imzalamam gereken bütün belgeleri de o verdiğim adrese gönderebilirsiniz. Hesap numaranızda mesaj atarsanız ben hemen ödemeyi yapayım. Tabii. Ya benim için çok önemli bir konu bu, birazcık da acil. Yani siz de biraz elinizi çabuk tutarsanız çok sevinirim. Oldu. Süper. Bekliyorum. İrem, bu Tutku konusunda gerçeği bilen tek kişi sendin. Yani en başından beri herkes Tutku masum dese de sen sakın ona inanmayın. O iyi biri değil diye bizi uyardın. Evet. Bu yüzden de ben kolayca seninle konuşabiliyorum. Kendimi rahat hissediyorum. Çünkü hani beni anlayacağını düşünüyorum. Tabii, anlarım ben. Meltem abla sizi. Hiç haber alıyor musun? Şöyle, siz Tutkun'un foyasını ortaya çıkardıktan sonra ben onun peşine düştüm. Çünkü bence mutlaka intikam almak isterdi.
Bence de. Ama böyle uzun uzun araştırdım onu. Hiçbir izine ulaşamadım Meltem abla. Yani ortadan kaybolmuş bir anda. Sence de çok saçma değil mi bu? Ya ben de kuş kullandım. Hı. Araştırmalara devam ettim. Hatta böyle bir şeyler öğrendim. Bir ara psikoloğa gitmiş. Sonra? Ama sonra gene kayboldu. Apartmana gittim. İşte komşuları taşındı dedi. Hiç eve gelmedi dedi. Sonra da yurt dışına gittiğini öğrendim. Emin misin? Eminim Meltem abla ya. Çok araştırdım çünkü. Efendim? Acar Tekin Dedektiflik Bürosu'ndan arıyorum. Meltem Çetinoğlu'yla mı görüşüyorum? Evet benim. Alev Aydoğan'la ilgili çok önemli bir bilgiye ulaştık efendim.